Herkese selamlar arkadaşlar. Konsol üstüne hoş geldiniz. Onur Kaya ve Murat Sönmez karşınızda. Yeniden bir Karar videosuyla oyun dünyasının en önemli sorunlarını masaya çözdüğümüz. yatırıp çözdüğümüz Peki bir şey videomuzda. soracağım. Bir eşeklik yaptık. Yine mi yaptık o eşekliği? Evet. Yine mi ismi öyleyiz? Evet. Default oldu artık bu. O Tamam. zaman arkadaşlar bundan sonra aşağı Aşağıya yazıyoruz. Yani aşağı aşağıya bu yazıyoruz fikir çünkü kimden biz geldiğini yazacağız. eşeğiz. Evet, bu eşeklik yaptık kusura bakmayın. Hepinizden Ama abi ama şimdi yazandan 1000 defa daha özür dileriz abi eşeklik. yani eşeklik bir kere tamam olur, iki kere olur İşte da üçüncüde eşeksin de çünkü o yüzden hep aynı şey ya. yapıyorsun. İnsan olan bir kere yapar hatayı. O yüzden eşeksin Murat'cığım. Peki. Ne Evet, diyor? konumuz sen söyle, orijinal mi yoksa Remake remake mi? mi? Ne diyor? Ne diyorsun abi? Sen Sen ne diyorsun? dolusun bu konuda. Buyur. Evet, şimdi baştan kararımı söyleyeyim. Orijinal. Ama kim için orijinal? Ağır girdin. Tabii ki. Kim için orijinal sorusu. Eğer ki daha önceden şeyi oynamadıysan o oyunu. Mesela oyun hayatına yeni atıldık diyelim ki. Resident Evil varmış dediğin zaman tabii ki remake. Hiç lafım yok. Ama orijinalini bitirdiğin şeyin remake'ini oynamanın sonu yok. Çünkü remake'in de remake'i geliyor. Mesela Shadow of Colossus. Şimdi biz seninle geçen nesilde Shadow of Colossus oynamıştık. Remake'in remake'i değil abi bu. Tam remake'in remake'i oğlum. Nasıl? Bir Ne tane demek remake o? yaptı. Remake yapılmadı abi Shadow of the Colossus. Saçmalama. Remaster yapıldı. Tamam remaster de fark etmez. Niye fark et? Nasıl fark etmez? Ya tamam çok fark etmez yani. Önemli olan oradaki aldığın ilk hissiyat. Tamam. Tamam. He. O yüzden remake dediğin şey tamam daha enhanced grafiklerle oynamak konusuna geliyorsun. Yani ama esas hikaye bir oyunu niye oynuyorsun? Heyecanı, merakı, eğlencesi, üzgünlüğü Last of Us olduğu gibi. Last of Us'ı seninle hep konuşturduğumuz şey senaryosunun akışkanlığı, işte elinin büyümesini gözlemlememiz, dünyanın acımasız olması. Onları yaşadık ve onlar burada bize bir yara açtı, acıttı canımızı. O yüzden de bunları konuşuyoruz seninle Last of Us alınca. Last of Us'ı ikinci kere oynayınca remake'ini, remaster'ını fark etmez. O yaranın sadece birazcık tazeleyeceksin ama eskisi kadar derin olmayacak. O sende o kadar gene iz bırakmayacak. Tıpkı bugün Halo'da Halo 3'ü oynarken senle oynasak sonunda işte çift kapatıyorum gelince uyandırdaki o hissiyatımızın şeyle neydi yapay zekanın adı? Cortana. Cortana'yla ne olacak falan hissiyatın olmayacak. Çünkü bir gezegen görmüş. O gezegeni görmüştük gideceğimiz gezegeni. O heyecanı yaşamayacaksın. Ne olduğunu biliyorsun. O yüzden eğer ki hiç oynamadıysan ve ilk defa oynayacaksan yani çağında çıkan oyunu oynuyorsan orijinali haliyle. Ama senden önce çıkmış bir oyun. Sen de ilk defa oynayacaksan elbette ki remaster. Çünkü kimse çağ dışı grafiklerle oynamak istemez. Yani benim aslında değinmek istediğim şey oyunları bize oynatan şey grafikleri değil. Bizde yaratmış oldukları hissiyatlar. Ve o hissiyatları iki defa yaşamak birincisinin asla kopyası oluyor. Birincisi kadar etkili, birincisi kadar dramatik yaşamıyorsun o hissiyatı. E peki sen değil misin Halo Reach'in bir remaster, remake çıksa da oynayalım diye? Evet haklısın. Ha. Tamam ama bak ben bunun bir farkı var. Bunu benim söylememin nedeni benim şu an elimde Reach yok. Sattım çünkü. Bu nesilde Reach kadar bana göre iyi bir mouse olan FPS yok. Diyorum ki ya bir Reach olsun da oynayayım en Ya azından yeni grafiklerle. şimdi sen şunu söylüyorsun aslında benim anladığım kadarıyla. Bir oyunu ilk kez oynuyorsan orijinalini Çağındaysan, onun çağındaysan çağındaysan, yani tamam. seninle beraber ilk defa çıkmışsa onu orijinal oynuyorum. Zaten o, yani onun başka bir alternatifi yok ki. Var. Nasıl yani? Bugün Çağında mesela oynuyorsan ha evet işte zaten orijinal onu oynarsın oynuyorsun. yani. Orijinal oynarsın. Ama yani mesela işte şey sen söyle Shadow of Colossus geliyor. Şimdi Tamam. sen daha önce Shadow of Colossus oynadın. Evet. Ben sana diyorum ki şu an orijinal oynadığın için remake'ini oynamak zorunda değilsin bana göre yani. Hani tercih etmem çünkü oynamışım. Ama sen ilk defa bir oyuncu oldun veya daha önce Shadow of Colossus oynama şansın olmadı. Opsiyonun var hala. İstersen PlayStation Ya alırsın oynarsın. İstersen 4'teki remake'ini alırsın şimdi. şimdi tabii ki senin yaşadığın güncelinde çıkan bir oyunu çıktığı zaman oynamak en ideali. Evet. Yani bunu işte zaten başka bir Bir dakika şimdi bir dakika. alternatifin yok ki O orada. zaman şimdi soruyu o zaman ben şöyle algılamamız gerekiyor. Yani Tamam. herhangi bir T anında A oyunun canı oynamak istedi. Back to the Future oldu. Çok Tamam. karmaşıklaştırdık işi. Herhangi bir Tamam. zamanda Herhangi bir zamanda. evet Tamam. canın eskiden oynamış olduğu Herhangi bir bir oyun. zaman değil Bak mi? Şu anda şu diyelim. anda ha. 2017 yılında. Evet. Tamam. Tamam.
2017 yılındasın. Evet. Eski bir oyun oynayacaksın. Canın çekti. Tamam. Ha, o zaman şimdi remake. Orijinal mi oynarsın, remake mi oynarsın? Remake. Ben bunu anlıyorum bu soruda. Ben de hayır, bir şeyin orijinal miydi, remake miydi anlamıştım mesela sorudan. Ha. Ha. Tabii ki yani her şeyin orijinali, yani en başta çıkanı evet, iyidir. Çünkü senin dediğine aslında geliyorum. Çünkü oyunlar çıktıkları zamandan bağımsız değiller. Aynen öyle. Yani şimdi Shadow of Colossus biraz farklı bir örnek de, daha başka bir şeye gideyim. Mesela James Bond yapılmıştı. 007'nin FPS'sinin remake'i yapılmıştı mesela diyelim. Şimdi o James Bond FPS'ler arasında hep şeydir. İyidir. Üst taraflarda pardon, gösterilen oyunlardan biridir. Ama çıktığı dönemde o öyleydi. Evet, aynen öyle. Yani o zamandan, oyun o zamandan bağımsız olarak değerlendirilemez. Hı. Çünkü FPS o zaman daha görece olarak yeni bir türdü. O zaman James Bond'un yaptığı... Yeni sunduğu şeyler hakikaten yeniydi. Yeni olarak sunduğu şeyler hakikaten yeniydi. Tabii ki o vakitte oynanmalı. Evet. Ama bugüne geldiğinde onun remake'ini oynarsın. Hı. Ama remake'i ilk sefer oynadığın kadar sana keyif işte vermez. Hatta dersin ki bu muymuş? Bu muymuş ha? Bu ne lan dersin. Aynen. Belki mesela şimdi Half-Life 1'in remake'ini yapsalar, şu anda yeni nesil Half-Life'ı o zamanlar oynayamayan insanlar, oyuncular oynadığında tamam, o kadar üzerinde şey yapılan, yere göre sığdırılamayan Half-Life bu muymuş derler bence. Çünkü çok şey oldu, eskidi. Eskidi. Yani pek çok oyunda şey kullanıldı. Çünkü dediğim gibi yani çıktığı dönemin önemi var. Çünkü asıl oyundan o zevki o zaman alıyorsun. Remake ne olursa olsun aynı zevki vermez. Çünkü orada gördüğün pek çok şey eskidi. Eskimiş olabilir. Bak, aynen. Shadow of Colossus ama farklı. Çünkü türü yok. Evet, benzeri yok. Onda yani başka bir eskime yok. Evet. Ha, ilkini oynamışsın. Ama çok çok şimdi nevi şahsa münasip bir oyundan konuşuyoruz. Yani o bir örnek, bir yer, oradan bir varsayıma gidemeyiz. Evet. Ama şimdi senin sorduğun, senin düşündüğün şey zihine düşünüyorum. Konuya gelirsek. Yani konu o mu bilmiyorum bu arada ama hani yani, bu da konulara ben öyle anlamıştım. Çünkü farklı sen farklı anlamışsın. Canım çekti eski bir oyunlardan bir tanesini, ne oynayayım? Tabii ki remake yani hani. Evet. Bunu ben tartışmam bile remake. Yani. Evet. Direkt remake. Ama tabii şöyle de bir mutlaka bir kural var. O remake. Çünkü remake ne demek? Oyunun tekrar yapılması evet, demek. Remaster gibi değil. Remaster'da elden i̇şte geçiriliyor. Filtreliyorsun, filtreliyorsun. İşte belki doktorları bilmem nesini arttırıyor falan. Remake de gerçekten oturup tekrar yapıyorlar. Objeyi bir daha tasarlıyorlar falan. Orada önemli olan şey şu. Oyunun mekaniğini değiştirmeyeceksin. Ama remake değil o zaman. O başka bir şey olur şu an. Evet. Ama bu yapanlar var. Mesela öyle mi? Tabii şeyde oynadık ya, Bandicoot. Ha, Crash Bandicoot. Crash Bandicoot'ta insanlar oyunun daha zor olduğunu, ya daha da zorlaştırılmış olduğunu söylediler internette. Yani biraz ilk oyundaki gibi değildi mekanikler. Ben ilk oyunu çok hatırlayamadığım için yani ondan nasıl bir deve zihni varsa artık herif belki tekrar oynadı, oturdu. Belki de, bilmiyorum. Ben hiçbir şey hatırlayamadığım için bana aynı deneyim gibi geldi ama biraz internette baktığımda oyunun mekaniklerini biraz farklılaştırdıklarını söyleyenleri gördüm. Bunu yapılmaması lazım. Tabii. Yani hatta oyundaki bug'a kadar bana sorarsan, bir bug varsa eğer, o bug da yapılmalı abi. Çünkü remake denen yok, şey ben, abi aynı deneyimi almak istiyorsan eğer orada bir glitch varsa, bir şey varsa onu da yapmalı bence. Şimdi bak, mekaniklerde hiçbir oynama ve o deneyimi azaltacak hiçbir şey girmemesi lazım. Bunu niye böyle düşünüyorsun biliyor musun sevgili arkadaşım? Eskiden biz oyunları alırdık ve oyunların internet bağlantısı mağazası yoktu. Aldığın oyun kaçıncı sürümüyse, lazy ise orada ne kadar bug temizlenmesi o kadar ama da öyle oynardın. Tamam. Öyle oynamışsın. Ama sen öyle oynadın. Belki ben sana 2 sene sonra o oyunu aldım. 2 sene sonra çıkan benimki versiyon 1.6 oyunuydu belki. Daha az bug'lı versiyonuydu. Yani. İşte o yüzden o oyun var mı o iş? Şöyle diyeyim mesela ya da şöyle düzelteyim. Mekanik olarak bir şeyleri düzeltmişler mesela. Olmaz. Hayır bak, ona karşıyım. Ona karşıyım yani mesela ben. Mesela işte. Cover almak daha güzel. Cover almak daha kolaylaşmış. Yok, ona ben de karşıyım. O yani aynı hissiyatı vermez. Evet. Ama bug'tır, glitch'tir, bunları temizlemesi lazım. Zaten onlar olmaması gerekiyor normalde. Production aşamasında olması lazım. O yüzden seninle hemfikirim yani. Mekanik orijinal birebir aynı hisleri verecek şekilde sabit korunmalı. Ve bundan remake'i oynanmalı oynanacaksa. Evet. Evet. Ama aslında şöyle de bir şey var. Oyun dünyası, oyun sektörü remake'de de çok sevmiyor o kadar aslında.
Ama ha, çok remaster üzerine gidiliyor. Evet, remake ne kadar, remake çok az çok yani. Az. Ama remaster dediğin şey de maliyetli bir de öbür taraftan. Çok yani remake maliyetli. Remake maliyetli. Ama şey tarafı var. Yapım aşaması o kadar maliyetli değil. Çünkü fikir tasarlanmış. Elinde o notalar var. Tasarım bitmiş. Senaryo bitmiş. Aha. Animasyonlar hazır. Onları sadece sen remake ederken yani animasyonlar belki hazır elden olmayabilir de. Onları elden geçirirken şey yapıyorsun. Objelerin işte şey aslında yaratım takesini. Süreci hazır. Evet aynen hazır. Öyle. Bütün mekanikler hazır. Sadece sen onu görselleştiriyorsun. Ama yine de aslında çok fazla. Uzun ama gene de nihayetinde. Gerçi oyun sektöründen oyun dediğin şey de öyle çok uzun yıllar süren bir şey değil. Daha genç bir tabii şey. De. Daha yeni yeni işte Final Fantasy'lerle, Shadow of Colossus'larla yeni yeni remake'ler yapılmaya başlandı. Bu ileriki dönemlerde bu remake'ler artacaktır diye düşünüyorum. Tabii tabii yani gider. Yalnız oyun şeyi de farklı. Yani diğer eğlence türlerine göre, işte sinemaya göre, filmlere, kitaplara göre falan daha farklı bir tür. Daha çabuk eskiyen bir tür. Hı hı. Yani mesela şimdi düşünüyorsun, diyorsun ki 100 sene önce yazılmış bir kitabı keşke şimdi bir daha yazsalar gibi bir şeyin olmuyor, tamam mı? Yani güncelleştirilemeyen bir takım şeyler. Kitabı güncelleştiremiyorsun. Abi, yani niye filmleri güncelleştirebiliyorsun ki? Mesela. Hı-hı. Filmleri de tekrar çektiğinde şey yapılıyor. Oyunlar da daha çok işe yarıyor bu. Onu demek istiyorum. Çünkü yani daha çok duyula yönelik. Yani patlaması, evet, çatlaması, efekti bilmem neyse, çözünürlüğü. Yani direkt çabuk görsel ve işitsel olduğu için. Evet, onlar olması daha kitapta şey yapamazsın oluyor. Yani. İşte ne bileyim, Stephen King yazmış Kule'yi. Sonuncu kitabı diyor ki arkadaşlar sonuna fena sıçmıştım. Değiştirdim. Gerçi yaptı onu. Ne de yaptı? Yaptı o şeyi, bir daha yazdı ya. İlk kitap Slasher'ı. Ha okey, ben 7'den, evet, 7'den bahsediyorum. 7. kitaptan bahsediyorum. Yok, ilk kitabı bir daha yazdı. Tamam, 7. kitaptan bahsediyorum. 7. kitabını sana bağlamışsın. Saçma sapan bir yere bağlamışsın. Hani aga derler. Lütfen hani. Öyle deme. Tamam peki. Oraya evet, girmeyelim. Evet arkadaşlar, siz de yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Remaster yok. Orijinal mi? Remake mi? Biz orijinal dedik herhalde. Yani nasıl? Yok lan, remake dedik oğlum. Remake mi dedik? Yani eğer ki bu yani şu anda geçmiş olarak oynayacaksan remake'ini oynay diyorum ben. Arkadaşım bizi çok beraberimize düşürdün. Ama işte bakış açımızdan kaynaklı o. Yani benim ilk baştaki bakış açım neyi oynamalıyız? Hangisi daha iyi? Diyorum ki orijinal daha iyi. Evet. Sen diyorsun ki günümüzde eskiye ait bir şey oynayacaksan hangisini oynayalım sorusunun cevabı da remake oluyor. Evet. Bulduk, biz kararımızı verdik. Evet. Evet. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Açayım mı? Lütfen. Ne yapıyorsunuz lan siz ikiniz?